Paskalya Bayramı öncesi başlayan Büyük Oruç Devresi'nin başlangıç günü olarak kabul edilen Kül Çarşambası ayini İskenderun'da bulunan Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Ayin sırasında peder, kiliseye gelenlerin başlarına haç şeklinde kül dökerek onları kutsadı. Paskalya Bayramı öncesi başlayan Büyük Oruç Devresi'nin başlangıç günü olarak kabul edilen Kül Çarşambası ayini İskenderun Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Ayin sırasında peder, imanlıların başlarına haç şeklinde kül dökerek onları kutsadı. İncil'den bölümlerin okunmasının ardından bir vaaz veren peder, "Bugün Kül Çarşambasıdır. Tanrı bize, bütün yüreğinizle bana dönün," diyor. "Baba, tövbe etmemiz, ona dönmemiz ve İsa ile birlikte olmamızı engelleyen her şeyden arınmamız için Karem değerisiyle özel bir zaman veriyor. Baba, İsa'yı bize yeni bir yaşam, sevgi ve bilgelik dolu kendi yaşamını vermesi için aramıza gönderdi. Birazdan başlarımıza kül serpeceğiz. Bu oruç devresini başlattığımızın bir işareti olacak. Her gün göklerdeki pederimiz duasını ediyoruz ve her gün bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı sözlerini söylüyoruz. Söz konusu olan tanrısal modeli dıştan örnek almak olsaydı, Rabbin buyruğunu yerine getirmek imkansız olurdu. Burada Tanrımızın sevgisine, merhametine, kutsallığına, hayati ve yürekten bir katılım söz konusudur. İşin püf noktası yürekten sözcüğünde yatıyor. Hristiyan duası düşmanlarını bağışlamaya kadar gider. Bu bağışlama yüreği değiştirir. Temelde tanrısal olan bu bağışlamanın ne ölçüsü ne de sınırı vardır. Bu bağışlama, Tanrı çocuklarıyla babalarının ve insanların kendi aralarındaki barışmaların temel şartıdır şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen ayinle İskenderunlu Katolikler Paskalya Bayramı'na kadar 40 gün sürecek oruca başladı. 40 günlük oruç İsa Mesih'in hizmete başlamadan önce çölde dua ve oruçla geçirdiği 40 günü hatırlamak için tutulur.